Bitkobim kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kaktüslerde kelle almayı göstereceğim. Kaktüslerinizi ikiye bölerek hem çoğaltabilir hem de onların formunu düzeltebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi benim bir kaktüsüm var ve formu bozuk bir şekilde büyüdü. Bu şekilde iki ucu da sivrilerek büyüdü. Normalde bunların sivrilerek büyümemesi gerekiyordu. Bu şekilde aşağıdaki gövdede olduğu gibi kalın bir şekilde büyümesi gerekiyordu. Ama bunu iç mekanda baktığımız için bu şekilde formu bozuk bir şekilde büyüdü. Bunu bu şekilde üzerinden kellesini keserek düzeltebilirsiniz. Çünkü bu şekilde uzamaya devam edecek. Sivrilerek uzamaya devam edecek. Bunu maalesef geri döndürmenin bir yöntemi yok. Sadece bu şekilde üzerini keserek buradan tekrar yeni yavrular vermesini sağlayabilirsiniz ya da aşağıdan tekrar yeni yavrular vermesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaktüsünüzün formunu düzeltebilirsiniz. Bu kelle uçurma yöntemimizi bir diğer kullanım amacı da kaktüslerimizi çoğaltmak için yapıyoruz. Bunda da yine aynı şekilde buradan kesip üst taraftaki parçayı bir kenara koyup bir hafta boyunca kuru bir peçetenin üzerinde beklettikten sonra tekrar toprağa ektiğimiz zaman o zaman ikinci bir kaktüsümüz oluyor. Bu şekilde de yine kaktüslerimizi ikiye bölerek çoğaltabiliriz. İkiye bölseniz bile gövdelerinden hızlıca kök salabiliyorlar. Böyle ilginç canlılar. Kaktüslerinizi bu şekilde ikiye ayırıp çoğaltmak ya da formunu düzeltmek için en verimli ay bahar ayları, tam içerisinde bulunduğumuz bahar aylarında bu işlemi yaparsanız kaktüsleriniz bu kesilme işlemlerini ya da bu şekilde iki parçaya ayrılma işlemlerini daha iyi bir şekilde tolere edecekler. Hatta ikiye ayırdığınız parça hızlı bir şekilde köklenecektir. Bahar ayında bu işlemleri yapmak daha verimli olur. Ben bu kaktüsümü zaten daha önce sizlere anlatmıştım. Formu bozuk büyüyen kaktüsleri bir videomda anlatmıştım. O videonun da linkini aşağıya bırakacağım. Bu işlemi kaktüsümüz saksının içerisindeyken de yapabiliriz, dışına çıkartıp da yapabiliriz. Ama bahar ayı geldiği için saksı değişimi de yapacağım ben aynı zamanda. O yüzden dolayı hem saksısından çıkartacağım, onu yeni bir saksıya alacağım. Hem de kellesini alıp üzerinden formunu düzeltip kesip daha güzel bir şekilde büyümesini, daha böyle üzerinden yavrular vermesini ya da sağından solundan yavrular vermesini sağlayacağım. Şimdi sırasıyla işlemleri sizlere anlatacağım. Bunun için öncelikle elimizde tabii ki de keskin bir bıçak olması gerekiyor. Bıçağınızın metal kısmını, buradaki keskin olan kısmını güzel bir şekilde sirkeli suyla dezenfekte edebilirsiniz. Dezenfekte etmediğiniz kirli ya da paslı bıçakları bu işlemde kullanmayın. Ya da kör bıçaklar da yine aynı şekilde bu işlemde kullanmayın. Çünkü bu kaktüsünüzün gövdesine zarar verebilir. O yüzden dolayı dezenfekte ettikten sonra bu işlemde kullanabilirsiniz. Şimdi kaktüsümüzü önce yerinden çıkartacağız. Eski toprağından arındıracağız. Ondan sonra da kaktüsümüzü güzelce tutup güzelce bu formu bozuk büyümüş olan yerlerini güzelce keseceğiz. Ondan sonra da onu artık yeni bir saksıya koyacağız. Daha güzel, daha şık bir saksıya ve yeni bir toprağa koyacağız. Bahar ayında daha güzel bir şekilde, gür bir şekilde büyüsün, gelişsin diye. Şimdi topraktan çıkartacağım ve güzelce kaktüsümüzün üst taraflarını keseceğim. Kaktüsümüzün üst parçasını görüyorsunuz şu anda elimde. Gördüğünüz gibi çok ince bir formda büyümüş, hatta yamuk yumuk büyümüş. Şimdi bu parçayı isterseniz ayrıyetten köklendirip bunu ayrı bir saksıya ekimini yapabilirsiniz. Sadece bu yaranın kurumasını beklememiz gerekiyor. Bu kaktüsünüzün bu parçasını, sizinkinin formu daha düzgün olabilir, bu şekilde iki parçaya bölüp çoğaltabilirsiniz. Bu kaktüsünüzün bu parçasını kuru bir peçetenin üzerine bu şekilde ya da böyle hava alabileceği kuru bir ortama koyup bu şekilde yaranın iyileşmesini beklememiz gerekiyor. Bir hafta sonra bu kaktüsümüzü artık kuru bir toprağa ekebiliriz. Kuru bir toprağa ektikten sonra yine bir hafta su vermememiz lazım. Bir hafta sonra da yavaş yavaş ufak ufak su vererek kaktüsümüzün köklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaktüslerinizi de çoğaltmak mümkün. Yine delikli bir saksı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi saksının altına drenaj oluşturması için ponza taşları koydum. Ponza taşları aşağıyla toprak arasında ufak bir tabaka oluşturuyor ve bu tabakada kaktüsümüzün kökleri daha rahat hava alabiliyor, nefes alabiliyor. O yüzden bu şekilde çakıl taşı ya da lav taşı koyarsanız
kaktüsünüzün sağlığı daha güzel olacaktır. Şimdi üzerine biraz toprak ekleyeceğim. Ondan sonra kaktüsümü dikkatli bir şekilde içeriye yerleştirdikten sonra üzerine yine toprak ekleyip kaktüsümün ekim işlemini tamamlayacağım. Şimdi burada bu yaranın bu şekilde havayla temas ederek kurumasını beklememiz gerekiyor. Ama burada enfekte olmasını önlemek için üzerine tarçın tozu da serpebiliriz. Tarçın tozu serpmek biraz daha işi garantiye almak demektir. Üzerine şimdi tarçın tozu serpeceğim. Güzel bir şekilde burada yine enfekte olmayı ya da sineklenmeyi, böceklenmeyi, böceklerin buraya yuva kurmasını ya da istila etmesini engellemiş olacağım, önüne geçmiş olacağım. Bu şekilde tarçın tozu kullanırsanız işi daha çok garantiye alırsınız. Şimdi yine üzerine tarçın tozu serpiyorum. Kaktüsümüzün kesme işlemini ve güzel bir şekilde tarçınlayıp yerleştirme işlemimizi başarıyla tamamladık. Gördüğünüz gibi artık kaktüsümüz daha güzel bir şekilde forma sahip oldu. Üzerindeki uzun, cılız bir şekilde büyüyen parçayı aldık. Şimdi o parçayı çoğaltıp ondan ayrıyetten bir kaktüs elde edebilirim. Bu şekilde açık olan yara zaman içerisinde kapanıp güzel bir şekilde orada artık yeni yavrular üretebilecek bu kaktüsümüz. Belki buralardan yavrular çıkartacak. Belki de buradan uzayamadığı için aşağıdan, kenarlardan bize yeni yavrular verecek. Bu şekilde büyümesine devam edecek. Şimdi daha önce kellesini aldığım, formunu düzelttiğim başka bir kaktüsümü sizlere göstereceğim. Bakın burada bir tane daha kaktüsüm var. Bunun da yine bu iki tane parçası bozuk formdaydı. O yüzden dolayı bu parçalarını aldım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi açık olan yara kendini kapattı ve düzeltti. Bu şekilde siz de formu bozuk olan kaktüslerinizi kesip bu şekilde büyümelerini sağlayabilirsiniz. Bir tane daha örnek göstereyim sizlere. Bu da yine daha önce sizlere gösterdiğim bir kaktüsümdü. Bu da yine formu bozuk bu şekilde büyümüştü. Bu kaktüslerimiz formu bozuk bir şekilde büyüyorsa demek ki bunlar daha çok ışık istiyor, daha çok güneş görmek istiyor. O yüzden dolayı bundan sonra artık bu kaktüslerimizi daha çok güneş alacakları bir noktaya koyacağız. Bu şekilde onların daha sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlayacağız. Umarım bu video sizlere faydalı olur ve sizler de kaktüslerinizi bu video sayesinde güzelleştirebilirsiniz. Bol kaktüslü günler diliyorum. Bol bitkili günler diliyorum hepinize. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek olan videolar için de zil tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.